Deneme çözümlerimizin ikinci bölümüyle devam edelim arkadaşlar. 16. sorudayız. 16. soruda bana buğday ve çavdar ekmeklerinin fiyatları ile ilgili bilgi veriyor. Birinci de arkadaşlar 5 tane 3 tane çavdar ekmeği, 2 tane buğday ekmeği ve 3 tane çavdar ekmeği aldığım zaman 18 lira para vermişim 5'li pakete. 4 tane buğday ekmeği ya da 5 tane çavdar ekmeği aldığım pakete ben 26,5 lira para veriyorum. 5 tane buğday ekmeği ve 6 tane çavdar ekmeği aldım. Pakete ise ben 28 lira veriyorum. Bana şunu sormuş. 16 tane buğday ekmeği ve 20 tane çavdar ekmeğinin fiyatı en az kaç demiş. Şimdi biz burada en azı bulabilmemiz için bakacağız. Şu ortadakini 4 ile çarparsak aslında en az gelmiyordur ama orada 16 buğday, 5 çavdar geliyor. Bir sıkıntı, 20 çavdar geliyor. Bir sorun yok. Ama biz minimum bulmaya çalışalım. Minimum bulurken arkadaşlar deneyeceğiz. Buradan 2 tane paket alayım. 2 paket alırsam burada 10 tane buğday, 12 tane çavdar ekmeğinin fiyatı 56 lira olur. Bunlardan ben birer paket alırsam 2 tane buğday ve 3 tane çavdar ekmeği 18 lira gelir. Buradan da arkadaşlar 4 buğday, 5 tane çavdar ekmeği eşittir. Kaç gelecektir? 26,5 olarak bulunur. Bunları topladığımızda gerçekten 16 tane buğday ekmeği, burayı topladığımızda arkadaşlar 20 tane çavdar ekmeği geliyor. Bu fiyatları topladığımızda ise 100,5 bir para geliyor. İşte en az verdiğimiz para 100,5'tir. Yani B seçeneği. 17. soruya devam edelim arkadaşlar. 17. soruda sarı, mavi, yeşil renkli torbaların içerisinde bilye sayıları verilmiştir. Şöyle bağıntı olan bir ifade. Sarı torbadan X tane, mavi torbadan Y tane, yeşil torbadan Z tane bilye alınırsa torbadan eşit sayıda bilye kalıyormuş. O halde biz burada bir oran yaparsak diyelim ki şunu 6K dersek arkadaşlar, bu arkadaşı 3K, Z'ye de 2K dersek. Demek ki şöyle diyeceğiz. A eksi 6K eşittir. B eksi 3Z eşittir. C eksi 2 tane Z olarak, 2 tane K olarak, şunu K olarak yazacaktık. K olarak yazarız. Şimdi arkadaşlar biz bunları aldığımız zaman eşit sayıda bilye kaldığını bana söylüyor. Başlangıçta herhangi iki torbada bilye sayıların toplamı daima çift sayı verdiğine göre. Demek ki bütün torbalardaki ya tektir ya çifttir. Şimdi buraya baktığımızda hepsi birbirine eşit geliyorsa çıkardığımızda arkadaşlar A torbadaki büyüktür B ve C diye bir sıralama yapacağız. O halde A, B, C'yi sıralıyorsak arkadaşlar bakmamız gereken şu. Nasıl bir durum var burada? Şurası bakın. Burası olabilir. Burası olabilir. Burası da olabilir. Burası küçükten büyüğe doğru gitmiş bakın olmaz. Burası da yine büyükten küçüğe doğru gittiği için olabilir diyorsunuz. Bu da şu önemli. Ben bütün hepsini 6K eklersem her bir terimi A eşittir. B artı 3K. O değiştir arkadaşlar. C artı 4K olacaktır. Şimdi şuradan ikisi arasında K oran varken, K bir azalış ya da artış varken buradaki arkadaşlar artış ya da azalışımız 3K. Yani aradaki farklar 1'e 3 olmalı diyeceksiniz. Hangisi olabilir dediği için kesin bilmiyorsun. 1'e 3 yapacağız. 1'e 3 yaparsak deneyerek gidelim. Aradaki farkım 2. Aradaki farkım 2 olduğu için 2'ye 2 oran yok gitti. Aradaki farkım 10 ve aradaki farkım 10 olduğu için arkadaşlar yine orantılı değil gitti. Burada aradaki farkım 6. Buradaki aradaki farkım arkadaşlar 18 bakın 1'e 3. Bu olur. Sıkıntı yok. Buradaki aradaki farkımız 6. Burada aradaki farkımız 16 olduğu için bu da olmaz. Cevabımız C seçeneği olarak bulunacaktır. 18. sorudayız arkadaşlar. Bir öğretmenin yapacağı sınavda 8 tane boşluk doldurma, 6 tane çoktan seçmeli, 2 tane klasik soru soracaktır. Bu sorulardan arkadaşlar boşluk doldurmaya biz B diyelim. Boşluk çoktan seçmeliye C diyelim. Klasiğe de arkadaşlar K diyelim. Ve bunları doğru çözümlerini yaptığımız zaman bunun her bir çözümüne 4 puan veriyor. Bununkine 8 puan. Bununkine de ben 10 puan vereceğim. Ve 8 tane boşluk doldurmalı sorum var. 6 tane çoktan seçmeli. 12 tane klasik sorum var. 80 almış bir öğrenci ve bunu kaç farklı şekilde soru çözerek alabilir diyor.
Şöyle diyeceksin. Ben 4 tane boşluk doldurma sorum var. Daha sonra her birine 4 puan veriyorum. Çoktan seçmeli soruların her birine 8 puan veriyorum. Ve klasik soruların her birine arkadaşlar 10 puan veriyorum ve 80 puan alıyorum. 80 puan alırken şöyle bir hesaplama yapacağız. Diyelim ki ben bu arkadaşın hiçbirini çözmeyeyim. Yani burada 0 tane çözeyim. 0 tane çözdüğümüz zaman 20 puan yapıyor ya bunun eksikliği. Demek ki ben buradan 8 soruyu çözmem lazım. Buradan da arkadaşlar 6 soruyu mu? Yanlış mı yaptık orayı? Evet, 32, 6 soruyu çözersem toplam 80 puan alacağım. Bir sıkıntı yok. Geldik. Bir tane klasik soruyu çözersem 70 puan yapar. Bunlar dördün katı. Bir tane klasik soru çözdüğümü düşünürsem 70 puan yapar. Bunlar dördün katı olmadığı için arkadaşlar buradan yazamazsınız. Demek ki ben iki tane klasik soru çözeceğim. İki klasik soru çözdüğümüz zaman bu arkadaşlarımızın toplamının 60 olması lazım. 60'ı sağlayan değerler nedir? Onları inceleyelim. 60'ı sağlayan değerler arkadaşlar. Başta ben bu arkadaşıma 7 tane sorusunu çözdüğümü düşünürsem 28 yapar. Kalan 28, 60'ı çıkarttığımızda ise 32 soru yapar. Buradan 4 tane soru çözmem lazım. Daha sonra ben bunu 2 azalttığımız zaman 5 soru çözersem 20 puan yapar. Geri kalan 40 puanın diğer taraftan gelmesi için 5 soru çözülmesi lazım. Yine burası 2. Daha sonra arkadaşlar bir örüntü bakın meydana geldi. 3 soru çözersem diğer taraftaki arkadaşımdan toplam 24 puan yaptı ve oradan 24'ten 60 olabilmesi için 36, 60 olabilmesi için arkadaşlar 24'ü çıkarttığımızda kaç gelecek? Hesaplayabilirim. 24, pardon, 12 puan olacak. 12'yi çıkarttığımız zaman 48 gelmesi lazım. 6 soru çözülmesi lazım. Yine 2 soru. Daha sonra ben buradan arkadaşlar başka ne yapabilirim? Buradan toplam 8, 6 sorum vardı zaten çoktan seçmeliden. Bakın 6 soruya ulaştım. 1, 2, 3, 4 farklı şekilde ben farklı puan türlerinden soru çözerek kazanabilirim bunu. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. 19. sorudayız. A ve B kentler arası 240 kilometredir. A'dan C'ye doğru hareket eden bir araç belirli bir hızla 4 saat gittikten sonra C'ye ulaşıyor. Yani ben şurayı 4 saatte alıyorum. C kentine 1 saat mola veriyor arkadaşlar. Verdikten sonra saatteki hızını 10 kilometre arttırarak yani ben burayı V olarak gidersem burayı V artı 10 olarak gideceğim ve 3 saatte alıyor. Toplam 7 saatte alıyor yani hepsini. İlk hızını kaç kilometre olduğunu sormuş. O halde biz zamanla hızı çarparak 4 çarpı V artı 3 çarpı V artı 10 dediğimiz ifade eşittir 240 olması lazım. Toparlarsak burayı 7V artı 30 eşittir 240'dan 7 tane V 210 geliyorsa V 30 olması lazım. İlk hızı da 30 kilometre saat. Cevabımız A seçeneği. 20. soruya devam edelim arkadaşlar. 20. soruya baktığımızda iki tane grafik verilmiş ve bu iki grafiğin kesişim noktalarını biliyorsun. M ve N ağaçları arasındaki boy farkı 143 kaç saniye sonra, kaç yıl sonra 143 santim olduğunu sormuş benden. Burada arkadaşlar x'in denklemini çıkaracağız doğrusal denklem grafiklerinden. X'in denklemini çıkartırsak diyelim ki burası neye bağlı olsun? F N fonksiyonu olsun. Burası da arkada fx fonksiyonu olsun. Öyle diyelim. Buraya biz gx fonksiyonu diyelim. Ya da nx ya da mx fonksiyonu diye dedik. Fark etmez. Hatta öyle diyelim. Buraya nx diyelim. Buraya arkadaşlar mx fonksiyonu diyelim. Şuradan biz nx'i alırsak. N hepsi doğrusal fonksiyon olduğuna göre arkadaşlar. Buraya biz ax artı b diyelim. Şimdi burada ben x yerine 0 verdiğim zaman. Burada arkadaşlar x yerine 2 verdiğim zaman 0 olmuş değil mi? 2 verdiğim zaman yani n2 eşittir 0 ise 2 tane a artı b eşittir 0 olması lazım. 7 verdiğim zaman 140 oluyorsa yani n7 eşittir 140 oluyorsa 7 tane a artı b eşittir 140 diyeceksiniz. Şu iki denklemi karşılaştırırsak bakın şurayı eksiyle çarptım sadeleştirdim. 5 tane a dediğimiz ifade 140 ise a da 28 gelecektir. Ben a'yı 28 bulduktan sonra zaten burası kaç yapar? 56.
B dediğimiz ifade de eksi 56 gelir. Bunu şöyle yazalım o halde. Nx fonksiyonumuz eşittir 28a eksi 56 olarak bulunur. Bu birincisiydi. Şimdi geldik nereye? Mx fonksiyonuna. Mx fonksiyonunu yazarken şöyle diyeceğiz. Buna da arkadaşlar mx artık ne diyelim? Mx artık k diyelim, fark etmez. Burada ben 0 verdiğim zaman 35 olmuş. Yani m 0 eşittir 35 geliyorsa o halde ben x yerine 0 yazarsam arkadaşlar k dediğimiz değer 35 olur. Bu birincisi. Bir de 7 verdiğim zaman 140 olacakmış. Yani 7 tane m, şöyle yazalım, m 7 eşittir 140 olacakmış. 7 tane m artı 35 eşittir 140'tan karşı tarafa atarsam 7 m eşittir 105 yapar. M dediğimiz ifade 15 olarak bulunur. Yani bu arkadaşımızın denklemi de, siyahla yazalım, mx dediğimiz ifadenin denklemi de arkadaşlar 15x artı 35 olarak bulunacak. Şimdi şunu sormuş benden. İkisinin farkını, şurası da x'ti, yanlış yazdık. İkisinin farkının 143 olduğu zamanı sormuş. O halde ben ikisini birbirinden çıkartırsam 140'a eşitleyeceğim. Çıkartalım arkadaşlar. 140'tan farkı ne gelecektir? 28x eksi 56 eksi 15x eksi 35 eşittir 143. Bu x'leri kendi arasında çıkartırsam 13x eksi diğer taraftan 80 kaç gelecektir? 81 mi? Şurası 35'ti. 91 gelir arkadaşlar. Eşittir 143 ise ben diğer tarafa atarsam 13x eşittir 224 yapar. 224 mi yaptı? 260. 224 değil, pardon. Atarsam diğer tarafa 234 yapar. X dediğimiz ifade 18 olarak bulunacaktır. Evet, işlemi doğru yaptık. 18 bulunur. Yani 18 yıl sonra aradaki fark 143 olacakmış. 21. sorudayız arkadaşlar. 21. soruda bir çiftlikte ABC türlerinin inek sayıları ikinci grafikte her bir türdeki ineklerden elde edilen süt miktarları verilmiş. Çiftlik sahibi inekler süt vermeye başladıktan belli bir zaman sonra A türünden 12 tane inek, B türünden 20 tane inek satın almış ama C türünden 5 tane ineği satmış. Ve bu toplam süt miktarındaki değişimi ele alalım. Önce arkadaşlar A'dan ilerleyelim. Şimdi A'dan ilerlersek, A'da 60 tane inek kaç ton süt veriyor? 10 ton süt veriyor ve ben 12 tane inek almışım. 12 tane inek alırsam bakın 1 bölü 5'i kadar süt verecek. 1 bölü 5'i kadar süt verirse 2 tane ton, 2 ton olacaktır burası. Yani A'dan 2 ton arttı aldığımız ineklerden. Şimdi geldim B'ye. B için aynı olayı yaparsak, B'de arkadaşlar 80 tane inekten 8 ton süt alabiliyorum ve ben 20 tane inek aldım B'den. Bakın 1 bölü 4'ü, 1 bölü 4'ü olduğundan dolayı da B'de arkadaşlar 2 tonluk bir artışım olacak. Artı 2 diyeceğim buraya. Şimdi geldim C'ye. C'de yine mantık olarak aynı aslında. 40 inekten ben 8 ton süt alıyorum ve ben 5 tanesini satıyorum. 5 tane ineği satarsam bakın 1 bölü 8'i 1 bölü 8 olursa 1 ton kaybım olacaktır benim. Onu siyahla yazalım. Şurada arkadaşlar 1 ton kaybım olur. 1 ton kaybı da bize eksi 1 olarak gösteririz. Ve bunların hepsini kendi arasında toplarsak 3 ton bir artışım meydana gelecektir. Yani A seçeneği. 22. soruya devam edelim arkadaşlar. 22. soruda bir kartezyen çarpımı verilmiş bana. Kesişim ve bileşimin çarpımı. Burada biz bileşim elemanlarını çok rahat bir şekilde görebiliriz. Yani bileşim elemanları ve kesişim elemanları. Kesişim elemanlarımız birinci çarpılanlar, yani 2 ve 4. Kesişim elemanları ise arkadaşlar bileşim elemanları 1, 2, 3, 4. Yanlış söyledim orayı. Kesişim elemanları da birinci çarpanlar 2 ve 4 olacaktır. O halde biz şöyle düşünelim.
Kesişimleri buysa A ve B elemanlarından kesinlikle 2 ve 4 bulunmak zorunda. Çünkü kesim 2 ve 4. Birleşimi 3 ve 4 ise, örneğin ben buraya 3'ü buraya yazsam, pardon, farklı olarak 1 var. 1'i de buraya yazsam arkadaşlar olur. Yani 1 ve 3'ü bir tarafa da yazabilirsiniz. Yani bunların içinden farklı olması çok önemli. Buna göre yaparsak SA sayımız kaç gelecektir? 3. Burada da arkadaşlar SB sayımız 3 gelecektir. Topladığımızda 6 olarak bulunur. Yani C seçeneği. Şuradan da çıkar. Hani SA birleşim B dediğimiz eleman. SA artı SB eksi SA kesişim B'den de biz yine elemanları buluruz. Yani yerine yazdığımız zaman aynı sonucu çıkartırız. 23. sorudayız arkadaşlar. 23. soru bir küme sorusu. Kümeleri teker teker çizelim şuraya. Birinci kümemiz şöyle olsun. İkinci kümemizi şu şekilde çizelim. Üçüncü kümemiz biraz daha göster. Şu şekilde bir küme çizelim. Ve bunlar arkadaşlar teker teker yazalım hangilerine ait olduğunu. Şöyle diyelim. Şu futbola ait bir küme olsun. Bu basketbol olsun. Bu da voleybol olsun. Futbol oynanan sayısı 48. Yani hepsi 48. Hepsini vermiş bana. Üçünü oynayanların sayısı 5 demiş. Ve tüm kafile 100 kişiden oluştuğunu söylemiş. Bu sporlardan herhangi ikisini oynayanların sayısını, yani şunların toplamını, ben buraya A desem B ve C'nin toplamını benden soruyor. Şimdi bakın, futbol oynayanlar bizim için 48 ise şuraya şöyle diyebiliriz. 43 eksi bu sayıyı A eksi B diyebiliriz sadece futbol oynayanlara. Sadece basketbol oynayanlara toplam 29 ise arkadaşlar 24 eksi A eksi C diyebilirsin. Daha sonra voleybol oynayanlar 41 ise 36 eksi B eksi C diyebilirsin. Bunların hepsinin 100'ü vermesi lazım. Şimdi bakın şu kalan ifadeleri toplasak, yani hepsini toplayalım buradan. 43, 24'ü topladığımızda, hatta şunu topladığımızda 60 yapar. Buradan arkadaşlar 60, 104 mi çıkacak? Bir daha bakalım. Burası 60 geldi. 100, 103 olarak bulunacaktır. 103'ü yazdık. Eksi, bunları ben 2A eksi 2B eksi 2C olarak yazdım. Sadece şu dıştakilerini ekliyorum bakın. Bir de içtekileri ekleyin. A artı B artı 5 C artı 5 eşittir. Toplam 100 tane diyeceğiz. Burayı düzenlersek bakın şunların ikisinin toplamı 108 yaptı. Ben 108'i diğer tarafa atarsam 8 eşittir. A artı B artı C olarak bulunacaktır. Yani herhangi ikisini oynayanların sayısının toplamı 8 olarak bulunuyor. 24. soruya devam edelim arkadaşlar. 24. soruda koşullu önermesinin karşıt tersini sormuş. Biz şunu biliyoruz zaten. Karşıt tersi kendisine eşittir. Yani biz bunun sonucunu ne olarak bulursak zaten karşıt tersi ona denktir diyeceğiz. O halde bakalım arkadaşlar biz bunun sonucunu nasıl bulacağız? Ve teker teker açarsak biz şu kuralı bilmemiz lazım ama P ise Q yazdığımız zaman P'nin değili veya Q olarak çıkacaktır bu ifademiz. Yani biz soldakinin değilini alıp veya bağlacıyla birleştirmemiz lazım. Yapalım. Bu soldakinin değilini alırsak P olur. Veya bağlacıyla birleştirirsek P'nin değili ve burayı da arkadaşlar yine ise'den kurtarıyorum. P'nin değili veya Q olarak yazacağım. Şimdi ben bu arkadaşımızı veya'yı V'nin içine dağıtırsam, şöyle attığımı düşünürsek, birinci arkadaşlar P veya P'nin değili geldi. Arada V bağlacı var. Tekrar açarsam P'nin değili veya P diyelim veya Q diyelim arkadaşlar buraya da. Şurası zaten ne geldi? 1 geldi. Onu yazdık. Buradan da ne gelecektir? Q mu gelecek? Şu işlemin hepsi, pardon, burası 1 ise hepsi 1'e eşit olacaktır. Geldik buraya, zaten P veya P'nin değeri de 1'dir. Burası da 1 ise arkadaşlar V bağlacına bağlarsak sonucumuz 1'i verecektir. O halde ben neyi arayacağım alt tarafta? Sonucu 1 olanı arayacağım. Sonucu 1 olanı ararsam direkt şurası Q'nun değeri veya P veya Q yazarsak arkadaşlar, zaten burada parantezin bir önemi yok. Q veya Q 1 olduğundan dolayı sonuç burada kesinlikle 1 çıkacak. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Muhtemelen olmaz. Cevabımız A seçeneğidir.
25. soruya devam edelim arkadaşlar. 25. soruda fonksiyon tanımlamış tersinin fonksiyonunu. Benden bileşkelerin 41 tane olduğu değeri sormuş. Bakın biz şu kuralı biliyoruz zaten. F ile F'in tersi eşittir. F'in tersi bileşke. F bu da bana birim elemanı verecektir. Şurada her iki fonksiyon birbirini götürürse sadece kalan fonksiyonum F5'tir. Biz ne yapacağız? Tersinin tersini alacağız. Şunu da biliyoruz. F'in tersinin tersi kendisini verecektir. Tamam arkadaşlar. Buradan biz bu ifadenin tersini alırsak fx eşittir. Alt tarafın sabitiyle üst tarafın x'ini yer değiştiriyorsun. Yukarıdaki alt taraftaki sabiti yukarı atarsak 4 eksi 5x bölü alt taraftan da x eksi x artı 3 olarak bulunacak. 3x olarak bulunur. Pardon, 3 olarak bulunur. Eksi 3'ü alt tarafa artı diye attım. Benden f5'i soruyor. F5 dediğimiz ifade 4 eksi 25 bölü 5 artı 3 olarak gelirse burayı da düzenlersem eksi 21 bölü 8 olarak bulunacaktır. Yani B seçeneği. 26. sorudayız arkadaşlar. Soruda 3 tane fonksiyon verilmiş bana ve bu fonksiyonların tanım kümesindeki özelliklerini sormuş. 0 ile 5 arasındaki fx fonksiyonu 0'dan büyük mü? Bakın 0 ile 5 arasındaki fx yeşil fonksiyonu olduğu için alt tarafta kalıyor ve 0'dan küçüktür. Bu yanlış. 0 ile 8 arasındaki fonksiyonlar için yani şu fonksiyon kümesi için arkadaşlar h, g ve f sırası var demiş. Bakın en üstteki mavi fonksiyon h'a ait, kırmızı fonksiyon g'ye, yeşil fonksiyon f'e ait olduğu için burada bir sorun yok. Bu doğru. Üçüncüye geldiğimiz zaman eksi 6 ile 0 arasındaki ters fonksiyon 0 ile 5'e gittiğini söylemiş. Bir bakalım gerçekten doğru mu? Ters fonksiyonu arkadaşlar biz 0 ile eksi 6 ile 0 aralığına bakarsak. Bakın şu ters fonksiyon f'in tersi ve bu fonksiyon nereye gidecek mi? 0 ile 5. Gerçekten ters fonksiyonun her biri 0 ile 5 arasındaki bir x değerine gittiği için burası da doğru. Cevabımız 2, 3 olarak bulunacak. B seçeneğidir. 27. sorudayız. Burada bana px eksi 2 polinomunun katsayılar toplamı 6 olduğunu söylemiş. X yerine 1 yazarız arkadaşlar. Katsayılar toplamı için p'de. O halde p eksi 1 fonksiyonu eşittir 6. q2x artı 1 polinomunun sabit terimin 4 olduğunu söylüyorsa ben x yerine 0 yazarım q'da. Demek ki arkadaşlar q1 polinomumuzda 4'e eşit. Bunların katsayılar toplamını istiyorsa yeni polinomumda x yerine 1 yazarım. Yazıp düzenleyelim. Yani 2 çarpı p eksi 1. Buraya 1 yazdık. Eksi. Burası da 1 çarpı q 1 olarak bulunur. Zaten biz bu değerleri biliyoruz teker teker. Q eksi 1 6 idi. Q 1 de 4 arkadaşlar. Çarptığımızda 12 eksi 4 eşittir. 8 olarak bulunacaktır. D seçeneği doğrudur. 28. soruyla devam edelim. Sorumda bana bir merkez açılar 7'nin kuvveti olarak artan biçimde gitmiş arkadaşlar. Burada merkez açılar en son açıda dahil olmak üzere çift tam sayı olanlara px polinomunun katsayıları, ölçü tek sayı olanlara da qx polinomunun katsayılarını oluşturmaktadır. Px ve qx'in toplam katsayılar toplamını sormuş aslında. Pardon. Arasındaki fark hangisidir? Farklarını sormuş. Şöyle yapalım biz. O halde biz bunları arkadaşlar teker teker yazalım. 7 ile başladık. Zaten çok yazmayacağız herhalde. 14, 21 dedik. 28 dedik arkadaşlar. Ondan sonra ne gelir? 35 gelecektir. 42 gelecektir. Yazalım bir 49. Başka 56. Burada bir duralım. 56'da bir duralım bakalım oluyor mu? Yani 7 parantezini aldığımız zaman 1 artı, 2 artı. En son 8'de duracaksın. 7 çarpı 8 çarpı 9 bölü 2'den 4 geldi. Buradan da 28 çarpı 9 yapar. Yani şurada toplamını hesaplıyorum. Buradan da arkadaşlar elde var. 18, 7 de elde vardı. 252 yaptı. Olmadı. Yani daha devam etmem lazım. 63 yazıyorum. 63 eklediğim zaman bu toplamada 315 olarak bulunacak. Ha, şimdi oldu. En son toplamda 55 mi? Şurayı yanlış mı yaptık ya da? 18, 72, 18, 72, 252,
Burada bir hata yapmış olabiliriz. 63'e kadar gelse tekrar yapalım. 7'den 9'a kadar gideceğiz. 1'den 9'a kadar gideceğiz. 7 çarpı 9 çarpı 10 bölü 2 çarptığımız zaman burası kaç geldi? 5. Tamam. Doğru geldi. Yani burası 45 çarpı 7'den de 35, 315 oldu. Buranın arkadaşlar 360 olabilmesi için de şuranın 45 olması lazım. Hepsi 360 derece olsun. Şimdi tekleri biz şöyle alacağız. Demiş ki çiftler PX'i oluşturacak. Şu PX'i oluşturur. Bu arkadaşımız PX'i. Bu arkadaşımız PX'i. Burası PX'i oluşturur. Yani şunların PX'i. Biz X yerine 1 yazarsak P1 dediğimiz ifade 14, 42, 84, 84'e 56 eklediğimizde 140 olarak bulunur. Şimdi P1 140 ise tamam 360 olduğu için arkadaşlar Q X dediğimizde tek sayılar diye geri kalan da QX'tir. Yani burası da 220 olmak zorundadır. O halde ben 220'den 140'ı çıkartırsam cevabımız 80 bulunacaktır. Yani D seçeneği. 29. soruyla devam edelim. 29. soruda Ayten, Nurten, Burcak aşağıdaki farklı renkteki butonların birine rastgele basıyor. Buna göre basılan butonlardan Aysel ve Nurten'in bastığı butonun aynı renkte olması. Şimdi gençler, Ayten bir tane butona bassın ve yeşile bastığını düşünelim. 1 bölü 5 olacak değil mi? Basma ihtimali. Nurten'in de aynı mantıkla 1 bölü 5 olarak bulunur. O halde Nurten ve Ayten aynı butona basarsa 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5. Şunlar arkadaşlar Ayten ve Nurten. Şimdi biz bunu yeşil için düşündük. Ama 5 tane renk seçeneği var. Biz bunu onun için 5 ile çarpacağız. Ve bu Nurten ve Aysel'in aynı butona basma ihtimalleri. Çarpı Burcan farklı butona basmasını istiyorum ben. Yani diyelim ki yeşile bastıklarını düşünürsek yeşil gider. Diğerlerinden 4 taneden 5 tane 5 seçenekten 4'üne basacaktır. Bunları sadeleştirirsem cevabımız 4 bölü 25 olarak bulunur. Yani C seçeneğidir. 30. soruya devam edelim arkadaşlar. 30. soru bir permütasyon sorusu ama çok gereksiz bir sayma sorusu. Çünkü belli bir kuralı yok. Kurallarına gitmiyorsunuz. Yani biz bunları teker teker sayarak gideceğiz. Biz burada T'leri yapalım. Yani gereksiz bir soru ama onu söyleyeyim ben size. T, Y, T yazarken arkadaşlar biz bu etiketleri çıkartıp yani T, T'yi farklı renkler adı altında yazabiliriz. Şimdi T'yi biz bir maviyle yazabiliriz değil mi? Mavi gelebilir. Pembe gelebilir. T'yi yazarken. Onun dışında arkadaşlar sarıyla mavi yazabilirsin. Y'yi yazarken sarıyla yazabilirsin. Turuncuyla yazabilirsin. Y harfinde başka ne var? Y harfini ilgilendiren sarı, turuncu, pembe Y var mı? Var. En sonda var. Ondan da yazabilirsin. Zaten aynı Y'yi, T'yi de buradan da yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar biz bunların farklı renkli olmasını istiyoruz. Dediğim gibi uzun uzun yazacağız ama çok gereksiz bir soru. Sıralayalım arkadaşlar. Önce yine dediğim gibi mavi, pembe ve sarıyı üçüncü içinde kullanabiliriz. Yine yazayım da karıştırmayalım. Mavi, pembe ve sarıyı da üçüncü için kullanacağız. Ve bunlar da yazdığımız renkler farklı olacak. Yazalım. Mavi, sarı, pembe olabilir. Daha sonra arkadaşlar mavi turuncuya geçelim şimdi. Mavi turuncu pembe olabilir. Mavi turuncu sarı olabilir. Mavi turuncu pardon. Mavi turuncular bitti mi? Turuncuyla başka yazamıyorsun. Mavi pembe. Çünkü pembeden yazabilirsin. Ortada. Şurada pembe diyecektim. Şunu P diyelim. Mavi pembe ve arkadaşlar sarı yazabilirsin. Bu maviyle başlayanlar için. Daha sonra arkadaşlar pembeyle başlayanlar için pembe, sarı ve mavi yazabilirsin. Pembe, turuncu ve mavi yazabilirsin. Pembe, turuncu ve sarı yazabilirsin. Başka yazamazsın. Üçüncü ihtimalimizde sarıyla başlayanlar için sarı, pembe ve mavi yazabilirsin. Sarı, turuncu ve pembe yazabilirsin. Sarı, turuncu ve mavi sarı, turuncu ve mavi yazabilirsin. Başka bir ihtimalim gelmiyor. Toplamda arkadaşlar
10 tane durumu mevcuttur. Yani cevabımız E seçeneği. Dediğim gibi gereksiz bir soru olabilir bu. Kendinize çok çok iyi bakın. Çözümlerini dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere kolay gelsin. İyi çalışmalar.